yapıyorsun? Oturmuş televizyon izliyordum, birden görüntü bozuldu. Hay Allah. Babası ölünce üvey annesi tarafından evden kovulduktan sonra ormanda tecavüze uğrayan kıza çarpan arabayı kim kullanıyordu göremedim işte. Aman keyifli keyifli oturmuş keyfimle televizyon izliyordum. Bütün keyfim kaçtı. Keyifli izlediğin dizi bu mu babaanne? Üzülme babaanneciğim, akşama görüntü düzelir. İki tane yuva yıkılır, sen yine mutlu olursun. İnşallah. Ay, dur, Aynur'u arayacağım. O seyrediyordur muhakkak. Bana anlatır olup biteni. Bir saniyesini bile kaçıramam bu dizinin. Ben çıkıyorum. Nereye baba? Babamın bize bıraktığı en kutsal miras olan altın pasajı ve altın apartmanı için beklenen gün yine geldi çattı Ayşegül. Yarın öğleden sonra pasaj yönetim kurulu ve akşama da apartman toplantısı var. Benim hemen pasaja gitmem lazım. Yeni dönem için projelerinizi mi anlatacaksınız efendim? Hayır, lokum ve şeker dağıtacağım. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Seçim rüşveti vererek oy toplamak mı? Açık konuşuyorum efendim, lütfen kusuruma bakmayın. Ama rakipleriniz kapı kapı dolaşıp kömür, odun dağıtsa hoşunuza gider mi? Mesela düşünsenize, salona bir giriyorsunuz, karşınızda bir odun. İki aydır alıştım artık ben o görüntüye. Dedemin vefatından bu yana tam 20 senedir babamın karşısına hiçbir aday çıkmadı hayatım. Ne bu apartmanda ne de pasajda. Ve babamın bana emanet ettiği bu kutsal görevi ömrüm oldukça sürdüreceğim. Efendim ben bu ülkede saltanatın 1922'de bittiğini sanıyordum. Meğer sen bu apartmana saklanmış. Bir an önce kış gelse. Neden efendim? Seni sobada yakmak için. Sene 60 yarı kuş kağıda basılmış bir İsmet Azmarazlı posteri. Eğer çok arzu ediyorsanız ben size verirdim bir tane. Asansördekini yırtmanıza gerek yoktu. Peki bu altında yazan ne? Bütün oylar İsmet Azmarazlı'ya. Ne Reşat Bey? Artık dışarıda da gözlük kullanmanız gerekecek galiba. İyi göremiyorsunuz. Hanımefendi, boşuna masraf etmişsiniz. Çünkü bu apartmanda son 20 senedir vazifesini layıkıyla yapan bir yönetici var. Peki o zaman üçüncü kattaki Muhalle Hanım'ın banyosunda su neden taziksiz akıyor da şofbeni çalışmıyor söyler misiniz? Belki de 20 senedir el sürülmediği için pas tutmuş metal su borularından olabilir. Belki de artık bu su borularının değişme vakti gelmiştir. 20 senedir el sürülmediğinden değişmesi gereken ve pas tutmuş yöneticiler gibi. Yarınki apartman yöneticiliğine adayım Reşat Bey. Evet, şimdi izin verirseniz yarınki toplantıda yapacağım konuşmayı çalışmak üzere biraz kendime vakit ayırmak istiyorum. Buyurun. Yine bekleriz. Yine gelin olur mu? Her zaman gelebilirsiniz. Her gün gelmek zorunda değilsin kardeş. Haftada bir gel yeter. Olur mu? Gelirsin değil mi? Hayır, bilirsem geleceğinizi daha bir içim rahatlar. Daha bir şevkle çalışırım. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Biraz düşünün. Ben size telefonumu yazayım. Evet. Buyurun. Düşününce bana telefonla bildirirsiniz. Telefonunuzu bekleyeceğim. Biliyorum sen de gelmeyeceksin. Nasılsın abi, iyi misin? İyi gördüm seni abi. Apartman yönetimi seçimlerine adaylığını koymuş. Kim abi? O kadın. Hangi kadın? İsmet. Ne cesur bir kadın. Kazanamayacağını bile bile koyuyor adaylığını. Sırf benim canımı sıkmak için. Niye kazanamasın abi? Apartmanda 8 daire var Fahri. 5'i benim. 4'ünü aile dostlarıma, güvendiğim insanlara verdim. Birinde ben oturuyorum. Geriye kalan 3 daire de senin. O kadına bu apartmandan bir oy bile çıkmaz. Öyle deme abi, belli olmaz.
adına. Bu seçimlerde bir oy bile çıkarsa kendine yeni bir soyadı bul. Fahri Azmarhas. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi abi? Pardon abi. Ağzımdan kaçtı. Fahri Altın. Fahri. Bu seçimde o kadına bir oy bile çıkmayacak değil mi Fahri? Evet abi. Rahmetli amcan Cumhur Altın'ın kemikleri mezarında sızlamayacak değil mi Fahri? Hayır. Benim babam mezarında ters dönmeyecek değil mi Fahri? Asla abi. Aferin Fahri. Ben şimdi dükkandan tatlı alıp kahveye gidiyorum. Sen de derhal o kadına gideceksin. Ve ona asla oy vermeyeceğini söyleyeceksin. Böylelikle kendini amcana affettireceksin. Değil mi Fahri? Peki abi. Bekliyorum Fahri. Merhaba. Adnan merhaba. Hoş geldin Reşat abi. Şu tatlıları arkadaşlara dağıtıver. Söyle hepsine yarınki seçimlerde oy vermelerini bekliyorum. Tamam tamam abi. De, mantıları bir bitsin hele. Mantı nereden çıktı ya? Eminem'in elinden çıktı. Sıcak sıcak gel oğlum koy şuraya yavrum mantıyı. Koy şöyle. Evet. Meşhur Kayseri mantımızdan birer tabak daha isteyen var mı arkadaşlar? Çok güzel. Geçin sıraya. Evladım daha da arkadaşlara. Reşat ağa, arzu edersen sana da bir tabak verebilirim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Reşat ağamızı da mantı yemekten ayrı koymuyor. Onu da sizden ayrı tutmuyor. Neden? Çünkü bu seçimdeki sloganımız neydi? Ezeli rekabet, ebedi komşuluk. Seçim. Ne seçimi? Haberiniz yok galiba. Bu paşaz yönetici seçimine ben de adaylığımı koymaya karar verdim. Hepinize, vatana, millete ve de paşacımıza hayırlı uğurlu olsun. Demek seçimde benim karşıma adaylığını koyuyorsun. Evet. Ve oy alabilmek için de mantı dağıtıyorsun. Evet. Bu pasaj senin seçim rüşvetine kanmaz. Ha. Bizim mantılar seçim rüşveti oluyor. Ama sizin 20 senedir dağıttığınız bu tatlılar seçim rüşveti olmuyor. Ne tatlısı bu? Bu pasajda tatlı dağıtmak 20 yıllık bir gelenektir. Öyle mi? O zaman 20 sene sabret. 20 sene sonra bu mantılar da bu pasajda gelenek haline gelecek. Sevgili dostlar, lütfen karnınızı fazla doyurmayın. Midenizi şişirmeyin. Akşam bizde türkülü ve de mantılı bir gece tertip ediyorum. Paşaz için neler yapacağımı açıklayacağım bir toplantı olacak. Hepiniz oraya davetlisiniz. Onun için fazla karnınızı doyurmayın. Mustafa, koş oğlum Rişit Ağa'nın dükkanından birkaç kutu tatlı al. Mantının üzerine ikram ederiz. Yo yo dur 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 dur. Burada varmış. Ben buradan bir iki kutu alırım. Canım, parasını iyice veririk ya. Dur şunları oğlum. Evet. Afiyet olsun. Ağaçımı bekliyor, unutmayın. Merhaba İsmet Hanım. Ben üzgünüm, seçimlerde size oy veremeyeceğim. Yapabilirsin. Yapabilirsin Fahri, göz göze gelme. Göz göze gelme. Göz göze gelmemeye çalış. Ah, ben de seni arayacaktım Fahri. Beni mi arayacaktınız? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Al, imzala şunu. İmzala. Biliyor musunuz, hayatımda ilk defa bir hanım benden imza istedi ve ben de ilk defa imza attım. Sizinle tanışalı daha 2 ay oldu ve sizinle birlikte birçok ilke imza attık. Teşekkür ederim Fahri. Rica ederim. O zaman sen de koskocaman bir İsmet Azmarazlı posterini hak ettin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Benden istediğin başka bir şey var mı? Sen. Ben. Özür dilerim, ben yanlış söyledim. Ben demek istedim. Ben size bir şey söyleyecektim. Gözlerine bakma. Gözlerine bakma. Gözlerine bakma. Özür dilerim İsmet Hanım. Ben size seçimlerde oy veremeyeceğim. Üzgünüm. Sen zaten yarın kimseye oy veremeyeceksin Fahri. Çünkü az önce senin yerine oy vermeleri için kiracılarının yerine vekalet verdi. Teşekkürler Fahri.
Ya merhaba efendim, merhaba. Baba iyi misin? Aday olmuş. Efendim? O kadın apartman yöneticiliğine aday olmuş. Ha, İsmet Hanım. Öteki de pasajın yöneticiliğine. Ha, Ahmet Bey. Akşam evinde seçmenlere parti veriyormuş. Parti mi? İşte bu. İşte bu efendim. Türkiye'den 60 yıl geç oldu ama nihayet apartmanımız çok partili sisteme geçiyor. Aa, hayır, hayır efendim. Hiç öyle gözlerinizi dikip bana bakmayın lütfen. Sizin 20 yıldır bu apartmanı ve pasaja yerleştirmiş olduğunuz statikocu zihniyet elbet bir gün son bulacaktı. Yani açık konuşuyorum. Kısmet bugüneymiş. İzin vermem. Rahmetli babam bu apartmanı ve pasajı bana ve Fahriye sonsuza kadar müdafaa etmek için verdi. Efendim ben sizi anlıyorum. Saltanat elden gidiyor diye acı çekiyorsunuz. Malum demokrasiye geçiş dönemleri birazcık sancılı olur. Aslında benim bildiğim iyi bir ağrı kesici var. Tankut. Ama bebeğim. Ya. Lütfen. Ben babana yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun 21. yüzyılın gerçekleriyle yüzleşmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani babanın artık 20. yüzyıl zihniyetiyle bir iç muhasebe yapıp titreyip kendine gelme vakti geldi. Hop. Pardon efendim çok ileri gittim. Oh kapı. Selam aşkım. Selam selam. Nasılsın abi iyi misin iyi gördüm seni. Ne var? Sana şunu söylemeye geldim abi. İsmet Hanım'a tek oy bile vermeyeceğim. İşte budur. Sana yakışan da budur Fahri. Kötü günümde duyduğum en iyi haber. Onunla kalsa iyi. Ben sana da bir oy vermeyeceğim abi. Neden? Çünkü ben farkında olmadan oy hakkımı kiracılarıma devreden bir vekaletname imzaladım. İnan bilerek olmadı abi. Benden imza istedi. Hayatımda ilk defa bir kadın benden imza istedi. O an göz göze geldik. Allah'ım o gözler. O gözler beni benden aldı. O an benden imza değil. Soyadımı istese verirdim ama. Çünkü gözü görmesin Fahri. Çıkarken de soyadını o kadına bırak. Çocuğun şuuru kapalı. Ya Müslü tamam geçen sefer benim de hoşuma gitti kılık değiştirmek ama ya her gün olmaz ki bu böyle annemle annenler bir kat arayla oturuyorlar ya. Ya yakalanırsam? Ya Marika'cığım sen merak etme yarın akşam bu mesele çözülecek. Annemle babam senin orijinal halini kabul edecek mi? Yarından itibaren bu kapıdan içeri orijinal fabrika çıkış Monique olarak gireceksin. İyi de birbirine nasıl inanacaklar? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Önce kaşlarından böyle ince, ince alacağız. Sonra tek parça tek parça tek parça elbiselerinden alacağız. Bizimkileri Kayseri'den Milano'ya doğru bir yolculuğa çıkartacağız. Ama onlar bu yolculukta olduklarının farkına varmayacaklar tamam mı? Yani gece Kayseri'de yatıp sabah Milano'da uyanacaklar. Hazır mısın sen? Tamam. 3. Bu ne yine Allah aşkına? Bu ne burada? Bu kafa ne burada ya? Sanki omuzunda senin kafan yerine bir çıman çıkmış. Niye öyle diyorsun? Gayet de güzel nesi var? Bir kere bu afiş seçmene bir mesaj veriyor. Diyor ki her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. E tabi senin arkanda da ben varım. O zaman arkama geçeydim. Omuzumda ne işin var? Ne diyorsun ya? Arkana geçsem nasıl görünecektim resimde? Yahu şuradan elini çıkar bir şey yap. Şimdi benim bundan çıkaracağım mesaj. Her başarılı erkeğin omuzunda bir çıban vardır.
Ya ne diyorsun? Al hadi öykelendirme beni iç çayını hadi. Beni çarpmışsın baba. Gel Mustafa gel. Rahatsız etmiyorum ya. Gel 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 kızım gel. Rahatsızlık olur muymuş? Gel. Benim Kayseri'li Monika'm benim. Başımızın üstünde yerim var gel. Mustafa al. Bunları götür her yerine rahatsız ol. Baban seçim için mantılı türkülü yemek düzenliyor. Ahmet Efendi paşaj yöneticiliğine aday oldu. Seçimlere katılacak. Benim seçim vaatlerim. İmine'nin mantısı. Mustafa'mın türküleri. Yarınki seçim kampanyasında kimse karşımda duramaz. Duydun mu? Duydun mu Rişada? Benim türkülerim mi? Evet. Senin türkülerinle bu apartman çınlayacak Mustafa'm bu gece. Bu Reşet Ağa'ya karşı verdiğim savaşta senin türkülerin benim için çok büyük bir silah olacak Mustafa. Abi bak ben böyle savaştı, silahtı böyle kelimeler sevmiyorum ya. Hem ben barıştan yanayım. Bizi burada istemeyen şehir ağalarına karşı kanımızın son damlasına kadar, mantımızın son lakmasına kadar savaşacak Mustafa. Bunu böyle bil. Hadi şimdi git o afişleri dağıt her yere. Her yere yapıştır. Her yerde görsün Rişet Ağa onları. Hadi. Akşam da 9'da evde olun ha. Hadi. Heh. Hadi. Peki. Tamam. Haydi güle güle. Haydi bakalım. Ya İmine. Bu kızın kaşları sanki daha mı kalıncaydı? Ya bir de şey diyorum. Geçen sefer altına böyle pantolon giymişti. Bacakları çırpı gibi çıkmış ortaya. Belki öyleydi de biz öyle hatırlıyoruz. Belki de öyleydi. Hadi çayları tazeleyeyim ben. Ay ay ay. Evet. Hayır. Efendim? Buna izin veremem. Bir anlık zaafından istifade edip çocuğa vekaletname imzalatmışsınız. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin hür iradeye saygınız? Pardon, kimi aramıştınız? He? Kaç numarayı aramıştınız? 5 numara. Yanlış numara. Seni arıyorum abi. Apartmanda kapı kapı dolaşıyorum. Not bırakmışsın. Fahri beni bulsun diye. Neredesin sen? Asansörde saklanıyordum abi. Özellikle bekledim seni İsmet Hanım'ın kapısında yakalamak için. Belki seninle konuşurken kapıyı açar. Göz göze geliriz. Sonra elindeki çöpü bana uzatır. Git şunu at der. Sonra çöpü uzatırken eli elime değer. Biliyor musun? Benim elime hiçbir kadın eli değmedi abi. Hani bazı besin ürünleri vardır. El değmeden hazırlanmıştır. Onları görünce kendimi hatırlıyorum. Sen de onları görünce beni hatırlıyor musun abi? İçim burkuluyor mu o peynirleri, o sosisleri görünce? Ha? Geçecek Fahri. Hepsi yakında geçecek. Sana ailemize uygun bir kız bulacağız. Ama önce bizim iki seçim kazanmamız lazım. Bu akşam Mantıcıbaşı Ahmetler'de toplantı var. Çaktırmadan oraya sızacaksın. Uygun bir anını yakalayınca ayağa kalkıp bu konuşmayı yapacaksın. İyice ezberle. Kağıttan okuduğun anlaşılmasın. Amcan bu gece seninle gurur duyacak. İsmet Hanım ne zaman duyacak? Ha? Önce şu posteri asalım. Sonra senin kaşlardan biraz alalım. Bizimkiler fark etmedi. Aynen devam. Mustafa. Nasılsınız Reşat amca? Afiyettesiniz. Ne yapıyorsun sen? Reşat amca sormayın ya. Bu adam her yere posterlerini asmış. Ama siz merak etmeyin, ben gördüğüm yerde yırtıyorum. Aferin Mustafa. İstanbul seninle gurur duyuyor. Siz nereden teşrif ediyorsunuz? Bütün daireleri tek tek dolaşıyorum. Akşam 9'da benim eve davet ediyorum. Bu akşam Altın Apartmanı'nın kurucusu rahmetli Cumhur Altın'ı anma gecesi düzenliyorum. Yarın akşamki seçimde oyları sağlama almak için. Babamın sevdiği Türk musikisi eserlerinden seçmeler sunacağız. Mutlaka sen de gel. Akşam 9'da.
Sakın unutma. 9'da. Senin 9'da sizin evdeki türkü gecesinde olman gerekmiyor muydu? Mustafa! Baba! Ne arıyorsunuz oğlum burada? Nörek. O ne? He? Ya baba, aha bu adam senin posterleri gördüğü yerde yırtıyor. İyi ya. Ama sen merak etme, senin bu kara oğlun yerine yenilerini asıyor. Aferin benim kara oğluma. Kadın alayım senin Mustafa. Bütün Kayseri seninle iftihar ediyor. Koçum. Monika, ne yapıyorsun kızım sen? Yardım mı ediyorsun? Sağ ol, sağ ol. Sen göreceğin gününü Reşat'a, bunlar bir şey değil, daha sen çok gününü göreceksin. Hadi, hadi çalışın. Babaanne ne yapıyorsun? Aman, belki görüntü düzelir diye durmadan anteni oynatıyorum. Babaanne anten değil o. Tankut aldı onu, heykel. Ha, ben de diyorum ki o kadar oynatmama rağmen niçin bu televizyon düzelmiyor? Allah Allah. Tankut ya. Hayatım, ben sana bu evde ağzına sürahiyi dikme diye 100 kere söyledim. Babamın limonatasına dokunma diye 1000 kere söyledim. Niye hala aynı şeyi yapıyorsun ya? Ya ne babam varmış senin ya? Limonatasına dokunma. Kızına hiç dokunma, karavana, ona dokunma, buna dokunma. Ya ben bu içimdeki yangını nasıl söndüreceğim ya? Bu arada yangın demişken aklıma geldi. Benim dikkatimi çekti. Bu apartmanda yangın söndürücü yok. Akşamki seçim toplantısında bunu da gündeme getireceğim. Sakın, sakın bak Tankut. O toplantıda uslu uslu oturuyorsun. Elindeki defle babamın şarkılarına eşlik ediyorsun. Babamın bu seçimi kazanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Anlaşıldı mı? Yani şimdi sen bana demokrasi özlemiyle yanan halkın sesi olma diyorsun, babanın yanında def ol diyorsun. Öyle mi? Yani sen kısaca bana ya def ol ya da def ol mu diyorsun? Tankut sus ya. Sus hayatım ya. Of. Ay, karısının terk ettiği çocuğu kim bıçakladı acaba? Çok kıymetli paşam, sevgili aile dostları, değerli altın apartmanı sakinleri. Efendim bugün burada bu apartmanı inşa edip bana emanet eden son İstanbul beyefendisi, rahmetli babam, Cumhur altını sevgi ve minnetle anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca yarınki apartman toplantısında ona olan minnetimizi vereceğimiz oylarla bir kez daha kanıtlayacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Efendim, sevgili annem Saadet Altın'ın hiçbir emekten ve hiçbir masraftan kaçınmayarak pişirdiği ve an itibariyle kızım Ayşegül Altın'ın servis etmekte olduğu çok leziz Osmanlı zeytinyağlarını siz afiyetle yerken ben izniniz olursa babamın çok sevdiği bir şarkıyla başlamak istiyorum. Yalnız usule bağlı kalalım lütfen. Beyoğlu'nda gezersin gözlerim sürsersin. Beyoğlu'nda gezersin. Muhterem misafirler, değerli İstanbul hemşehrileri, Altın Paşası'nın muhterem ve çok kıymetli sakinleri. Bugün burada paşamızın geleceğine dair çok radikal bazı kararlar almak üzere toplanmış bulunuyor. Siz şimdi bu arada afiyetle mantılarınızı yırkine, ben de size çok önemli bazı açıklamalarda bulunacağım. Mesela bugün yaşadığım bir olayı anlatacağım. Bana sıkça soruluyor. Şu gördüğünüz posterdeki şu ifade asla bir çıvan değildir. Bu benim İmine'nin resmidir. Yani bundan hangi meşazı girmek istiyor?
Efendime söyleyeyim, başarılı her erkeğin arkasında başarılı bir kadın var demek oluyor. Gerçi pek burada açık seçik ifade edilmiyor ama. Ya ağın adamadım ki benim Emine'ye birader. Fıkır 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 dama. Gel bana. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Lütfen beni mahcup ediyorsunuz. Zaten yarın apartman toplantısında vereceğiniz oylarla mahcup edeceksiniz. Bari şimdi etmeyin. Reşat amcığım, müsaadenizle ben bir lavaboya kadar. Tamam. Çok değerli paşam. Sevgili komşular, değerli altın apartmanı sakinleri. Sizlere hepinizin tanıma şerefine nail olduğu, bize bu apartmana emanet eden rahmetli babam, son İstanbul beyefendisi Cumhur Altın'dan söz etmek istiyorum biraz. Eline sağlık bacım. Afiyet şeker olsun inşallah. Sağ olun. Değerli Altın Paşası sakinleri. Sevgili dostlarım. Fazla uzatmayacağım lafı. Çünkü bu sarımsak kokusuna 10 dakika daha dayanamayız. Düşüp bayılır hepimiz burada. Şimdi direkt mevzuya gireceğim arkadaşlar. Senelerdir şu paşazımıza ne bir çivi çakılmış, ne bir ampulü değişmiş. Neden? Çünkü Reşat Ağa senelerdir basmış tatlıyı size, basmış tatlıyı size, hepinizi komaya sokmuş. Uyutmuş sizi, hepiniz mest olmuşsunuz. Bu nedenle ona hesap soracağınıza hep bir ağızdan... Bas bas uyular Reşat Ağa, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Diyerek bilmişsiniz oyları hep Reşat'a. Ama biz bu gidişata dur diyor. Yarın bana vereceğiniz oylarla bu Reşat'a büyük bir ders vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Şu türküyle. Aman şeker olan, yandım bekar olan, anasına darılmış damda yatan olan. Aman şeker olan, yandım bekar olan, anasına darılmış damda yatan olan. İşte böyle muhteşem bir adamdı benim babam. Değerli komşular, rahmetli babam bana bu apartmanı emanet ederken bana dedi ki, oğlum Reşat, bu apartmanda, bu apartmana yakışır kişileri oturtacağına söz ver. Ben de söz verdim. Ve sözümü tuttum. Sizler de son 20 yıldır bana verdiğiniz oylarla bu sözümde ne kadar haklı olduğumu kanıtladınız. Ve kim bilir daha nice 20 yıllar kanıtlamama yardım edeceksiniz. Sağ olun, var olun. Efendim söz sizde. Buyurun değerli komşular. Efendim şimdi iyi güzel rahmetli dedemi analım da hani proje? Yok proje. Ben projeleri göremiyorum. Projelerimiz neler efendim? Efendim bizim en önemli projemiz rahmetli babamın bize emanet ettiği mirası yaşatmak. Elbette ki efendim. Rahmetli dedemize saygımız sonsuz. Ama böyle soyut kavramlarla somut meselelere bir çözüm getiremeyiz. Mesela Muzaffer amcanın eşi Mualla Hanım su taziksiz akıyor diyor. Doğru. Bakınız doğru diyor. Yani sırf üçüncü kata su tazikli çıksın diye... Yani rahmetli dedem mezarından kalkıp ya Allah bismillah diyerek tulumbaya mı basacak? Böyle bir şey mümkün değil. Apartmanımızı 20. yüzyılın hatıralarıyla değil... 21. yüzyılın teknolojisiyle yönetelim. Haksız mıyım değerli misafirler? yanlış anlaşılmasın. Ben tabii ki kayınpederimin yanındayım. Bunu sonuna kadar desteğim. Ama mesela İsmet Hanım... sırf apartmanın sorunlarıyla ilgili 4 sayfalık bir rapor hazırlamış yahu. Çözüm önerileri içeriyor. Daha yeni kızından duydum. Sonra mesela... kadın apartmanda yangın söndürücü olmadığını tespit etmiş. Yani Allah muhafaza şimdi bir yangın çıksa dedem mi mezarından kalkacak da üfleyerek söndürecek? Yani böyle bir şey mümkün değil. İşte o yüzden somut projeler üretelim diyorum.
İsmet Hanım'ın bu konuda da projesi var mı? Aa, elbette varmış. Mesela ilk projesi, eğer seçilirsem ilk iş olarak apartmanda yangın söndürme tatbikatı yapacağım diyormuş kadın. Daha yeni kızından duydum. Efendim, İsmet Hanım'ı karıştırmayalım. İsmet Hanım kiracı. Bugün var, yarın yok. Öyle sen hiç yoksun. Şimdi... Buyurun. Evet. Değerli komşular. Ne yaptın sanıyorsun sen? Ayşegül, biz bu eve taşındığımızdan beri her gün başka bir foya meydana çıkıyor. Çok ayıp. Rica ediyorum. Ben seni demokrasiye inanan çok tatlı, hoş bir hatun sanıyordum. Sen resmen saltanat yanlısı çıktın ya. Ben babamın yönetici olmasını senin iyiliğin için istiyorum, şaşkın. Babamı kitapları, gazetesi ve maketinden başka bu evde oyalayan tek şey ne? Ne? Bu yöneticilik. Apartmanın hesapları, pasajın tutanakları, ne bileyim temizliği, çöpü, vergisi. Bütün bunlar olmayınca ne yapacak? Ne yapacak? Sıkıntıdan patlayacak. Sana bana saracak. Özellikle sana. Bana mı? Evet, sana. Uğraşacak başka işi kalmayınca kimle uğraşacak babam? Kimle? Tabii ki senle. Benle mi? Evet, senle. Bütün gün gözü sende olacak, kulağı sende olacak. Biz 3 dakika bir yere kaçmaya kalksak... hop, nerede bunlar diye peşimize düşecek. Düşecek mi? Düşecek. Hışırtıyı, tıkırtıyı geçtim. Senin benim yanağıma kondurduğun masum bir Buse'den çıkan mucuk sesinde bile... dibinde bitecek. Bitecek mi? Bitecek. Sen bunlara hazır mısın hayatım? Hazır mıyım? Düşündüm de Ayşegül, bence bu apartman kesinlikle demokrasiye geçmeye hazır değil. Hele ben hiç değilim. Anasına darılmış üstümde yatan ulan. Rararam rararam ram. Gözünüzün yağını yiyin. Veri nimetlerim benim. Arkadaşlar. Çok sevgili Altınpaşa sakinleri. Yarın Allah'ın izniyle, sizlerin katkısıyla şu seçimi kazandık mı... ilk icraat olarak ne yapıyoruz? O günü paşazımızın kurtuluş günü ilan ediyoruz. İnşallah. Bir itiraz olan var mı? Yok. Var. Fahrettin, neymiş itirazın? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki şimdi söyleyeceğim sözler hiçbir şekilde aile baskülüyle değil. Ne? Pardon. Baskı. Baskıyla değil, bu pasajı yaptırmış olan rahmetli amcam Cumhur Altına ve 30 senedir yöneticiliğini büyük bir özlemiyle yapan... pardon. Özveriyle. Özveriyle yapan Reşat Altına yapılan bu haksızlığa tamamen içimden gelen... İçimden gelen... Fahrettin, oraya bakarak okuyabilirsin. Yeğenim, yabancı yok burada. Bak hep aramızda konuşuyor. Hadi yeğenim. Ahmet abi, teşekkür ediyorum. Böyle bir sıkıntıdan beni kurtardığın için buyur, çok sağ ol. Buyur çok yeğenim, sağ ol. Buyur. Teşekkür ederim. Buyur. Sağ ol. Tamamen içimden gelen sözlerdir. Sustum artık dayanamadım. Burama geldi. Parantez içinde elini boğazına götür. Değerli misafirler, ben de demin sevgili eşimden öğrendim. Meğer sevgili kayınpederim çok uzun süreden beri elektrik, doğalgaz ve su ile ilgili sorunların farkındaymış. Ve bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştiriyormuş. Sadece seçimi kazandıktan sonra bunları açıklayacakmış. Öyle değil mi efendim? Evet, elektrik, doğalgaz, su. Hepsi bende, hepsini halledeceğim. Çözüm bende. Biraz sabır. Peki yangın? Her an çıkabilir. Bunca yıllık yöneticisin. Bunu çoktan halletmemiş olmanın mazereti yok. Var. Ben. Neden ben? Çünkü ben sevgili kayınpederime şöyle seslendim. Efendim, yangınla ilgili hiç dert etmenize gerek yok. Çünkü bir yangın durumunda ben varım dedim. Peki neden böyle bir şey söyledim? Çünkü ben üniversitede ek ders olarak itfaiyecilik aldım. Anında müdahale, sınıf birincisiydim. Evet, işte kayınpederimin bugün sizleri buraya çağırma sebeplerinden birisi de budur. Bugün sizlere yangın durumunda müdahale şekillerini göstereceğim. Bunu pratik olarak göstereceğim ve İsmet Hanım'dan tam bir gün önce.
Ben senin derdine anıyım Fahrettin kardeşim. Hiç gerek yok. Sen konuşmana fazla lüzum yok. Hiç konuşma. Tamam. Ama Reşat abi sorarsa okudu dersin, tamam mı abi? Söz verdim. Gayet tabii derim canım. Sonuna kadar okudu derim. Bak yabancı mı var burada ya? Ahmet abi çok sağ ol. Vallahi senin bu iyiliğini ben nasıl ödeyeceğim bilemiyorum ya. Çok kolay Fahrettin. Yarınki seçimde bana oy verirsin. Olur biter. Ne demek abi, vermez miyim? Sen beni Reşat abiye mahcup olmaktan kurtardın. Sana vermeyeceğim de Reşat abiye mi vereceğim abi? Tabii ki sana vereceğim. Ama ben Reşat abiye söz vermiştim abi, ona oy vereceğim diye. Ahmet abi ben hem sana hem ona nasıl veririm? Ne olur bana yardım et. Ben kime oy vereceğim? Fahrettin, bu Reşat ağa niye senin ona oy vermeni istiyor? Abi, bu altın pasajını altın ailesinden bir fert yönetmeli diyor. Bu amcam Cumhur Altın'ın vasiyetiymiş, öyle diyor. Fahrettin, sen bu altın ailesinden değer misin? Evet. O zaman ben sana eş başkanlık öneriyorum. Paşası birlikte yönetelim. Abi ben hayatımda hiçbir şey yönetmedim ki. Sen bu paşası yönetmekte geç bile kaldın. Reşat Ağa'nın sana vermediği bu hakkı ben veriyorum sana. Sevgili arkadaşlar, yarınki seçime daha güçlü girebilmek adına Fahrettin kardeşimle güç birliği yapıyor. Seçimlere birlikte giriyor. Evet, olmaz ya. Binde bir ihtimale karşı bayanları kapının önüne çıkarttık. Şimdi ben bu kabın içindekileri tutuşturacağım. Ve sizlere su kullanmadan nasıl 30 saniye içerisinde bunu söndürebileceğimizi göstereceğim. Ya, tamam gerek yok. Ben yarın her kata bir yangın söndürücü aldırıyorum. Efendim, bu akşam yangın çıkmayacağının ne garantisi var? Hani garanti? Yok garanti. Evet, biz apartman yönetimi olarak işi şansa bırakamayız ve bırakmayacağız. Şimdi bu kabın içindekileri tutuşturuyorum. Fahrettin, bu avukatlar, bu tezahüratlar hep sana. Bana mı? Ya. Hayatımda ilk defa birileri beni alkışlıyor abi. Allah'ım ne enteresan bir duyguymuş. Sağ olun Esra. Sağ olun. Efendim. Efendim abi. Efendim. Efendim. Sana değil, sana değil. Tezahürat yapıyorlar. Seni çağırmıyorlar yani. Hayatımda ilk defa birden fazla insan ismimi söylüyor. Efendim. Pardon, alışacağım abi. Alışacağım Fahrettin, alışacağım tabii ya. Bu sese kulak ver Fahrettin, bu sese kulak ver. Ben bu sese kulak değil, dalağımı ver. Demek Tankut itfaiyecilik dersi aldı okulda, öyle mi? Bu üniversiteler ne kadar kapsamlı eğitim veriyorlar öyle. Ah Tufan, burada ince öldürüyorsun hayatım ya. İtfaiyecilik dersi varsa televizyon tamirciliği dersi de vardır. Gelecek dönem mutlaka olur. Ne oldu Mustafa'lar? Bütün oylar İsmet Hanım'a. Yürü be anne. Telaşlanacak bir şey yok. Telaşlanacak bir şey yok. Her şey kontrol altında. Hiçbir sorun yok. Daha şimdi söndürdüm. Sadece dumanlar çıktı. Bu dumanlar dağılsın. Toplantımıza kaldığımız yerden devam edelim derim ben. Ama neredeyim? Hepsi bütün oylar İsmet Hanım'a diye kaçışıp durdular aşağı yukarı. Şu duman dağılana kadar Emine ablalarda oturalım bari, durmayalım burada. Yalnız dert edecek bir şey yok. Kaybettiğimiz en fazla 3-5 oy. Zaten apartmanda 4 tane daire var. İsmet Hanım'la Ahmet Bey'i saymazsak yani. Daha iyi ya, o zaman kaybedeceğimiz en fazla 3-4 oy ama 5 değil. 5 değil. Kusura kalmayın, sesini rahatsız oldunuz değil mi? Abo! Doş bey, bu ne hal? Sormayın, daha da başımıza geldi, içeride anlatsak. Buyurun, buyurun ya. Doş bey görüntüden rahatsız olmasın. Fahri diye mi bağırıyorlar? Yo, Ahmet diyorlar. İkisi birden abla, ikisi birden. Ya. Şerefsizi verdiniz. Yarınki oylarınız tamamen
Fare Ahmet koalisyonuna. Evde işler pek yolunda gitmedi. Fakat tek tesellim apartman seçimlerini pasaj seçimlerinden çok az bir farkla kaybedecek olmamız. Fahri abi geldi, seninle konuşmak istiyor. Fahri mi? Hangi Fahri? Kuzenim Fahri abi baba. Benim Fahri diye bir kuzenim yok. Abi. Nasılsın abi? İyi misin? İyi gördüm seni abi. Ne güzel çalıyorsun. Hangi şarkı bu? Ben bir şarkı çalmıyorum Fahri. Babam mezarında dönerken kemiklerinin çatırtısını duymamak için tellere vuruyorum. Anla beni abi. Hayatımda ilk defa alkış alıyordum. Alkışların büyüsüne kapıldım. Sen de duydun o alkışı. Hem bir mevki sahibi olma fırsatı verildi. O fırsatı tepemezdim. Hayatımda bir hayalim de kartvizit sahibi olmaktı. Bak. Bir kartvizitim var artık abi. Merak etme abi. Ailemizi en iyi şekilde teslim edeceğim. Pardon, temsil edeceğim. Ötekini yaptın zaten. Yaşat abi, yine de bak senin onayını almaya geldim abi. Eğer hayır dersen adaylıktan vallahi çekileceğim abi. Sen beni affetmedikçe şu kapıdan çıkmayacağım abi. Ne olur beni affet abi. Amcamın yadigarısın ne de olsa. Son iki altın kaldık seninle. Küsemem ki ben sana. Ya bak sana çiçek de almışsın. Çiçeği sana almadım abi. İsmet Hanım aldı. En sevdiği çiçekmiş. Karanfil, Monika'dan öğrendim. Seçimi kazandıktan sonra bu kartviziti bunun içine koyup vereceğim abi kendisine. Nasıl? Güzel fikir değil mi abi? Hadi çek git gözüm görmesin. Giderken de soyadını Ayşegül'e bırak. Ayşegül. Monika da şey seçim için bol şans dilemek için geldi. İnşallah kazanırsınız. Kalbimiz sizinle. Biz size müsaade akşam öğle yemeğine memleketten arkadaşlarımızla çemen yiyeceğiz ekmek arasında. Ya artık bize müsaade et. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Basmayalım. Ya Emine sanki bu kız bana. Bana da. Hani bir de şey. Anladım. Doğru. Yapma böyle baba. Tamam yönetici olmazsan olmazsın. Ne olacak? Dünyanın sonu değil ya. Yeter artık bu apartmanla pasaj işini heba ettin kendini bunca yıldır. Hem bak bu senin için bir fırsat. Bir sürü emekli arkadaşım var. Ara onları, buluş, ne bileyim böyle çık gez dolaş artık hayatını yaşa biraz baba. Ha? Hadi. Hadi baba ne olur hadi. Hadi. Hadi ne olur hadi. Canım babam benim. Film bir tanecik baba. Alo Beyoğlu karakolumu. Bir kaçak işletme ihbar etmek istiyorum lütfen. Altın pasajında bir dene mantı salonu. Evet. Ne demek rica ederim. Vatandaşlık vazifemiz. Ya baba. Ben bu apartmana onlara yar etmem. Onu bu pasajdan kovduracağım. O da yetmeyecek. Gideceğim İsmet Hanım'dan Fahri'den aldığı vekaletnameyi ortadan kaldıracağım. Fahri'nin 3 dairesi. Bir de benim daire 4. En kötü ihtimal 4-4 biter oylama. Yani inanmıyorum sana baba. Şu
Dört o için gözün döndü resmen. Yani dört o için şu düştüğün hale bak. Allah aşkına benden utanmıyorsun bari. Annemden utan ya. Haklısın Ayşegül. Çok doğru söyledin. Dört o yetmez. Bana 8 o lazım. Onun için ne yapacağım? Hazır İsmet Hanım'a gitmişken onun hazırladığı 20 sayfalık apartman yönetimi planını çalacağım. Ve yönetimden bir gün önce sanki benim planımmış gibi apartman sakinlerine sunacağım. Bana iyi şans dile kızım. Teşekkür ederim. Ben sana ne diyeyim baba ya? Hay ben sana ne diyeyim baba ya? Açıyorum. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Müsait misiniz? Ne için? Konuşmak için. İçerik? Bu akşamki apartman toplantısı. Maksat? Rekabetten ziyade apartmanın huzuru ve mutluluğu için siz, ben, ikimiz. Devam et. Konuşabilir miyiz diyecektim. Olabilir. Burada mı? 5. kocamdan beri hiç kimseyi eve davet etmedim ben. Ben de eşimden başka hiç kimseye çiçek almadım. Bugün istisnalar günü. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen, buyurun. Şöyle oturun. İnşallah buraya beni apartman yöneticiliği adaylığından vazgeçirmek gibi beyhude bir çaba için gelmediniz Reşat Bey. Yok yok yok. Tam tersine. Asıl da çok sevindim. Yani sizin de bu apartmanı benim kadar düşünmenize, bu zorlu göreve soyunmanıza. Soyunmak derken ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Yani apartmanın sorunlarıyla... Boşuna dememişler. İnsanın fikri neyse zikri de odur diye. Bir erkek bir kadınla bir odanın içinde baş başaysa aklınıza hemen elbiseler fora. Hayır ben göreve soyunmak kastetmiştim. Aynı kelimeyi 40 kere söyleyince olur hayalleriyle lütfen tekrarlayıp durmayın. 40 kişi, 40 gün, 40 gece kapımda haykıracak olsanız... Ayakkabımın bağını bile çözemezsiniz. İsmet Hanım, ben buraya gerçekten kavga etmeye gelmedim. Yani aramızdaki sorunları bir kenara bırakıp apartmanın sorunları üzerinde birleşmek için. Ben hiçbir erkekle hiçbir şeyimi birleştirmem Reşat Bey. 5 kere birleştirdim, dersimi aldım. Ama madem buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Bir de çiçek getirmişsiniz, sağ olun. Evet. Sizi dinlemek istiyorum, buyurun. Ben çiçekleri takdim edeyim. Ah tabii, Ah pardon. Şöyle alayım. Bir vazoya koyarsanız. Tabii. Şu da kâlet namıyı durmak. Bir çayınızı içerim artık. 5. kocamdan beri hiçbir erkeğe çay demlemedim. Poşet de olur. Lafı nasıl da oraya getirmeye çalışıyorsunuz? Anlamadım. Çok iyi anladınız. Oraya işte. Nereye? Poşede. Poşede ne konur? Muzır şeyler. İsmet Hanım gerçekten benim buraya geliş amacım sadece
Sadece apartmanın sorunlarını masaya yatırmak. Yatırmak? Hem de masaya. Seni gidi postacı. Çok affedersiniz ama Reşat Bey, sizin belden yukarı bir lafınız yok mudur acaba? Neyse peki, tamam. En iyisi ben şimdi size bir kahve yapayım. Siz de bu arada az önce sarf ettiğiniz ahlaksız sözler için benden nasıl özür dileyeceksiniz onu bir düşünün. Evet, çok teşekkür ederim. Ama lütfen acele etmeyin. Benim bu saygısızlığı nasıl affettireceğimi bulmam için bayağı bir vakte ihtiyacım var. Ne kadar? 20 sayfa kadar. 3-4 dakika. Tabii. Aslında sana söylenecek çok söz var ama hepsini seçim sonrasına saklayacağım. Tek oy bile almamalı bu kadın. Tulum çıkartacağım. Tulum. Sonra da o tulumu ona giydireceğim. Sorma başımıza geleni. Ne oldu? Abi polis geldi, Ahmet abi içeri aldı. 15 dakika oldu, çıkmadılar. Yapma ya. Allah Allah. Neden? Bilmiyorum abi, tam biz seçim için kahveye gidiyorduk Ahmet abiyle. Geldiler, hakkınızda şikayet var dediler. Şikayet? Evet. Allah Allah. Ya Ahmet abinin başına bir şey gelirse. Ben bu kartı boşuna mı bastırdım abi? Hiç üzülme Fahri. Hiç üzülme. Böyle bir şey olmaz. Ama en kötüsü olursa. Yani Ahmet Bey'i pasajdan kovarlar. O zaman ben aday olurum pasaj yöneticiliğine. Pasajı sahipsiz bırakmamak için. Sen o zaman yine benim yardımcım olursun. Ama bir şey olmaz. Korkma, korkma. İnşallah. Allah korusun, evet. Allah korusun. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah. Allah sağ ol. Eline sağlık yenge, mantı harikaydı. Böylesini Kayseri'de bile yemedim. Afiyet olsun. Abi bir de paket yaptın, eve götür. Yalnız hanıma söyle, su iyice kaynamadan içine atmasın, hamur olur sonra. Çoluk çocuğundan bekliyor, bak bunu saymıyor hemşerim. Ya şuraya ben bir yönetici olayım ya. Girişe hemen ilk işim bir çocuk parkı yaptıracağım. Bu paşa Allah'ın izniyle tam manasıyla bir aile paşası olacak. İnşallah. Bir sıkıntınız olursa haber verin bize. Ne demek, ne demek hemşerim? Güle güle, güle güle, güle güle. Ya Fahri, sen nasıl bir adamsın böyle ya? Allah senin tuttuğunu altın etsin ya. Şu ruhsat işini bize haber vermeseydin, bugün yandırdık vallahi. Bu polisler onun için gelmiş ya. Bir de üşenmedi, koşturdu sabah akşam, ruhsatı çıkarttı kendi ellerinle ya. Ya ne diyeyim ben, sen nasıl bir adamsın sen böyle ya? Ne demek abi, vazifemiz. Ben başına bir şey gelmiştir diye çok korktum. Reşit abiyle burada endişelendik, beraber dua ettik. Ama şükür abi bak, başlarına bir şey gelmemiş. Dualarımız kabul oldu. Ya, ya. Hadi bakalım, hadi. Hadi gidin bir an önce şu kayfaya da şu seçimi yapın bakalım. Hadi. Hadi abi. Hadi Fahrettin, Kore bizi bekliyor. Evet. Yürü. Ay çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu. Seçimi kim kazanacak dersin Toş Toş Bey'e? Sevgili arkadaşlar, adayların isteğiyle, kapalı oylamayla gerçekleştirdiğimiz pasaj yönetim seçiminin neticelerini açıklıyorum. Fahri Altın, Ahmet Erciyes Koalisyonu 11 oy.
Reşat Altın, bir oy. Biliyorsun değil mi, beni alkışlıyorlar abi. Hayatımda ilk defa bir şey kazandım. Ve babam ve amcam şu anda hayatta olsalardı benimle gurur duyarlardı abi. Eminim. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu çekişmeli geçen seçim yarışını kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ne çekişmesi Ahmet abi? 11'e 1 ezdik. Sandığa gömdük. Pardon Reşat abi. Hayatımda ilk defa bir şey kazanıyorum. Heyecandan ağzımdan çıkıverdi. Evet, ne diyordum arkadaşlar? Öncelikle rakibimi tebrik ederim. Sloganımız neydi seçimlerde? Ezeli rekabet ama ebedi dostluk. Onun için arkadaşlar şu anda sizi lokum ve de mantıdan oluşan Fare Ahmet Koalisyonu'nun menüsünü almaya davet ediyorum. Buyurun masa başına. Allah Allah. Buyurun efendim. Benden bir isteğin var mı? Var. Şu vekaletnameyi imzala. Reşat abi, o bir oy var ya, onu sana ben verdim abi. Sıfırla mağlup olma diye. Ailemizin şerefini korumak için. Hani futbolda şeref golü vardır ya. Ben de şeref oyu atmak istedim. İyi yapmış mıyım abi? Bari. Kız gözüm görmesin. Giderken de soyadını şu sandığın içine bırak. Masajı kaptırdım. Apartmanı kaptırmam. Bu apartman toplantıları da olmasa birbirimizin yüzünü göremeyeceğiz vallahi. Eskiden ne güzeldi. Toplanır, dizilerden konuşurduk. Bir dahaki bölümde ne olacak, kim kimi ne yaptı, ayrılacaklar mı, barışacaklar mı, ölecek mi, kalacak mı, hepsini uzun uzun konuşurduk. Ben zaten istesem de konuşamam. 2 gündür bu görüntü bozuk. Bir türlü seyredemiyorum. Kim kimi aldattı, kim kime çarptı, doğrusu doğru dürüst seçemiyorum. Evet anneciğim, seçime geçsek mi artık? Evet haklısın Reşat'ım. Nerede kalmıştık Ayşegül? Yönetici seçiminde babaanne. Evet. Biliyorsunuz bu apartman 8 daireden müteşekkil. 3 dairesi yeğenim Fahri'ye ait. Fahri nerede, onu göremiyorum. İçinizden birine vekaletname falan mı verdi? Bak şimdi bulamayınca nasıl şapı oturacak? Bana verdi. Ancak ben bu vekaletnameyi kullanmamaya karar verdim. Çünkü Reşat Bey bana gelip başkalarından vekalet almanın o kişinin hür iradesine tapu koymak olduğunu, bunun ahlaki ve etik açıdan son derece yanlış bir davranış olduğundan söz etti. Kendisine huzurunuzda beni bir yanlıştan döndürdüğü için teşekkür etmek istiyorum. Sizi tebrik ederim İsmet Hanım. O halde Fahri'yi çağırmamız gerekecek. Yok, gerek yok anneciğim. Fahri'nin vekaleti bende. İnanmıyorum sana baba. Evet, peki baba şimdi bu 3 oyu kime veriyorsun? 2 oyu kendime veriyorum. 3.'sünü de çok düşündüm bunu. Gerçekten uzun uzun düşündüm. 3.'üyü de kendime veriyorum. Tamam. Reşat Altın'ın 3 oyu var. Şimdi gelelim diğer hanelerin oylarını almaya. Yalnız öncelikle değerli katmalikleri, oylarınızı vermeden önce dün akşam konuştuğumuz apartman sorunları ile ilgili 1-2 konuyu aydınlatmak isterim ki onun ışığında kullanın oylarınızı. Efendim. 1. Apartmanın su sorunu. Sevgili Reşat Bey, sizin bir yolunu bulup benim hazırladığım bu raporu çalmaya çalışacağınızı biliyordum. Devam edin efendim. Cümle orada bitmiyor. Devam edin. Çünkü ben sizi çözdüm. İnşallah bu satırları toplantıdan önce okumayı akıl edersiniz de
Toplantıda okuyup bütün apartmana rezil olmaktan kurtulursunuz. Evet, bitti mi? Bitti. Evet, o zaman devam edebiliriz oylamaya. Muzaffer Bey, sizden başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, çok sağ olun geldiğiniz için. Gerçekten çok mutlu oldum. Ben sizi hatırlıyor muyum bir yerden? Sanki gelmiştiniz önceden. Siz beni hatırladınız mı? Ama hatırlayamazsınız. Çünkü ben o ben değilim. Ben yönetici oldum. Evet, buranın yöneticisi. Bütün pasajın. Hepsini ben yöneteceğim. Hiç aklınıza gelmedi değil mi? İnanmıyorsanız bakın. Bu da kartım. Gitmeyin. Gitmeyin ne olur, buyurun. Gitmeyin ne olur. Gitme! Neden? Üzülme Fahri. Yarını düşün. Yarın İsmet Hanım'ın karşısına çıkacağın anı düşün. Bir yönetici olarak. Merhaba İsmet. Al. Kokla ve oku. Evet. Son durum 4-3 İsmet Hanım'ın lehine. Şimdi tek bir hane kaldı oy vermeyen. O da bizim evimiz. Acaba İsmet Hanım mı kazanacak yoksa bir eşitlik mi söz konusu olacak göreceğiz. Evet. Efendim bizim evin oyu... İtiraz ediyorum. Tabii ben bizim evin oyunu vereyim siz sabaha kadar itiraz edin. Efendim. Siz bu ev adına oy kullanamazsınız Reşat. Neden? Çünkü ben tapu kayıtlarını inceledim. Evet rahmetli babanız bu evi size bırakmış ama tapu anneniz Saadet'in üstüne gözüküyor. Aa evet doğru. Reşat'ım anneciğim bu ev senin hakkın. Sen Allah uzun ömürler versin sağ oldukça bu ev senin kalacak demişti. Tapuyu da üstüme çevirmişti. Evet o yüzden bu oyu siz kullanacaksınız Saadet. Hadi bakalım yap şimdi seçimini. Toş toşun mu yoksa ben mi? Anneciğim. İki dakika mutfakta konuşabilir miyiz? Kusura bakmayın çok önemli bir mesele. Buyur, lütfen. Lütfen anne. Tabii tabii konuşabilirsiniz. Benim hiçbir itirazım yok. Buyurun zaten benim ufak bir işim vardı. Buyurun. Geç. Otur anneciğim. Otur otur lütfen. Lütfen lütfen otur. Buzdolabından bir şey ister misin? Ya da bakkaldan? Yok. Fırından? Manavdan? Eczaneden? Herhangi bir şey. Dünyanın öbür ucundan herhangi bir şey. Gider alırım. Senin için gitmeyeceğim de kimin için gideceğim? Ay Reşat'ım sen bütün bunları benim vereceğim oyu etkilemek için yapmıyorsun değil mi? Tam tersi. Tam tersi anneciğim. Şu an burada duygularına yenik düşmemek için toplanmış bulunuyoruz anneciğim. Çünkü ben seni tanıyorum. Sen şimdi oy verirken kendine hakim olamazsın. Çünkü bakarsın bir yanda yeni tanıştığın bir kadın... ...öte yanda senin 48 yıllık... Biricik evladın, toş toşun, Reşat'ın. Kimse böyle bir durumda senden mantıklı bir cevap vermeni bekleyemez. Doğru. Neden? Çünkü bir tarafta yeni tanıştığın bir kadın... ...öte tarafta senin biricik kocanın yadigarı, biricik evladın, Reşat'ın. Bu durumda duygularına yenik düşmen son derece normaldir. Elbette. Ben asla bunu yapmanı istemiyorum anneciğim. Lütfen yüreğinin sesini dinle. Aklından, içinden ne geçiyorsa onu söyle. Yani ya yeni tanıştığın o kadın ya da senin canının parçası 9 ay karnında taşıyıp büyük fedakarlıklarla büyüttüğün biricik oğlun Reşat. Reşat, Reşat. Yani ben. Tamam, tamam Reşat'ım. Hadi gidelim. Gidelim anneciğim. Kimsenin etkisi altında kalma. İçinden ne geliyorsa Reşat. Reşat. Hadi babaanne, herkes senin oyunu bekliyor. Ah, Saadetciğim ben de bu arada televizyonu tamir ettim. İşte bak pırıl pırıl oldu görüntü. Evet anneciğim, oyun. Ah, ay, İsmet Hanım. Ah Saadet, çok teşekkür ederim. Zaten sana da bu yakışırdı. Şey, başardım Reşat, başardım. İçimden gelen ilk ismi söyledim. Senin sayende. Sevgili dostlar... Değerli kat malikleri, şu anda hafif bir esinti hissedebilirsiniz. Bu herhangi bir yer açık olduğundan değil, altın apartmanındaki değişim rüzgarı. Bazılarınız bu esintiyle serinleyecek ama bazılarınız muhtemelen zatürre olacak. Ama altın apartmanı verdiği bu karardan asla pişman olmayacak.
Bravo. Merhaba. İşim gücüm var Fahri. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Yönetici oldum. İyi, hayırlı olsun. Pasajda. Ahmet Bey'le birlikte. Güzel. Hayırlı olsun. Kartım var benim. Güle güle kullan. Üstünde ismim yazılı. Fahri, işim gücüm var dedim. Bir yere varacaksa bu konuşma devam edelim. Varmayacaksa yorma beni. Yönetici oldum. Kartım var benim. Anladım Fahri. Yönetici oldum. Tamam Fahri, sonra konuşuruz. Koskoca İsmet Aznarazlı. Yetmedi tabii pasaj yöneticiliği. Ama gerekirse amcam gibi kaymakam olurum. O da yetmedi, NATO'ya yönetici olurum. Ama İsmet Aznarazlı sanatçı. Acaba orkestra mı yönetsem? Oldum Ahmet Bey'le birlikte. O zaman belki ben de... Merhaba. İsmet Hanım'a gitmiştim. Dönüşte sana bir uğrayayım dedim abi. Nasılsın abi? İyi misin abi? İyi gördüm seni. Ne güzel vallahi. Apartmanla pasajla uğraşmıyorsun. İşin yok, gücün yok. Boş boş oturuyorsun. Sahinde. Kiracılarından biri pasajımı, birisi de apartmanımı elimden aldı. Bir üçüncüsü de olsa bu baba yadigarı koltuğu da alacak elimden. Ama başaramayacaksın. Derhal gidip şu üçüncü daireye kiralık tabelası asıyorsun. Ve gelecek olan kiracı adayıyla şahsen ben görüşüyorum. Sonunda güveneceğim bir adam olsun bu apartmanda. Ama abi o daireyi ben kendime kiralayacaktım. Bir daha nereden bulacağım ben İsmet Aznarazlı manzaralı ev? Lan çekil gözü görmesin. Giderken de soyadını kiralık tabelasının yanına cama as. Abi. Tabii yok git. Densizler. Terbiyesizler. Hadsizler. Günaydın efendim. O ne o yerdeki? Nasıl? O ne o? Yerde, halının üstünde. Geçen günkü talihsiz yangın kazasından kalmış bir kağıt parçası. Ne bu, bir şey var halıda. Hı? İp gibi o ne, sarı. Ne o? İp efendim. Tamam da. Bir şey daha var orada, siyah bir şey, o ne o? Nerede? Burada. Bir kağıt parçası daha efendim. Nereye? Mutfağa. Ne yapmaya? Kahvaltı edeceğim. Kahvaltı mı? Evet. Bu saatte. Yeni uyandım. Tabii sabah 4'e kadar tıkır tıkır oynarsan anca uyanırsın. Kapatma kapıyı. Açık bırak kapıyı. Ayşegül ne olacak ya seni? Bu baban ne olacak senin ya? Ben dayanamayacağım ya. Ama ben söylemiştim hayatım. Babamın bütün hayatı bu apartmanla pasaj. Bütün gün onların yöneticiliğiyle uğraşıyordu. Şimdi hiçbir şey yok işte. Sana bana saracak, ben demiştim yani. Sana sardı, bana dolandı. Ne oldu baba, niye geldin? Yok bir şey. Sıkıldım içeride. Bu ne bu? Ha? Ne? Bu? Ha o şey, takvim vardı orada geçen yılki. Onun çevreyizi baba.
İz o, iz efendim, iz. Kötü duruyor. Bir takvim alın, çakın şuraya. Tamam. Siz bana aldırmayın, devam edin. Bu ne bu? Ne? Bu. Baba. Baba. Öğleden sonra eğer müsaitseniz Monika abi gelip tebrik etmek istiyor. Hani seçimi kazandık ya. Gelsin gelsin. Müsaitik. Bu sefer merak ediyorum bakayım. Ne aderini değiştireceğin, ne aderi kalacak ortalıkta. Ney baba? Neyi olacak oğlum? Kızın saçını, başını, kaşını. Lan bana bak. Sen bizde dalga mı geçiyorsun? He? Biz o numaraları yutmayık oğlum. Milanoğlu Monike'yi Kayseri diye yuttur. Ondan sonra küçük küçük değiştir. Ya oğlum. Hani niye yapıyorsun? Ne istiyorsun sen bu kızdan ya? Ya ama siz şehirli kız istemiyoruz dediniz. Bize bizim oralardan kız getir dediniz. Baba sen bu kızı istiyor musun onu söyle bana. İstiyorum, seviyorum. Yani o zaman ne diye onu değiştirmeye uğraşırsın ki be oğlum? Evlendikten sonra biz onu zaten kendimize benzetirdik. Ne? Şimdi bana bak. Madem sen bu kızı istiyorsun, onu da sende gönlü olduğu belli. O zaman dikilip durmurdu öyle. Git üstünü başını değiştir, gidip İsmet Hanım'dan isteyek bu kızı. Hadi be oğlum, kıpraş biraz. Kıvrak ol, hadi, hadi. Hadi lan. Sil sil, iyice sil. Anlatamıyorum efendim. Boya izi o. Leke değil, çıkmaz. Çıkar. İyice bastır, çıkar. Tembel bu, tembel. Başka bir şey değil. Ama başında ben varım artık. Adam edeceğim bunu. Bastır. Ne oldu? Ha, yok bir şey baba. Senin canın bir şey sık. Yok baba dedim, yok işte. Bu var diye mi konuşuyoruz? Sen çık bakayım dışarı. Kızımla bir şey konuşacağım. Çık dışarı. Kaybolma. Görebileceğin bir yerde ol. Evet baba, var bir derdim. Biliyordum ben zaten. Üç gündür canın sıkkın senin. Söyle kartanem, neyin var? Sana canım sıkkın. Neden? Ya baba, arkadaşlarınla buluş, çık, gez, dolaş diyorum. Sen evden dışarı adımını atmıyorsun. Atmam. Üst üste iki maç kaybetmiş futbolcu nasıl sokağa çıkamıyorsa ben de üst üste iki seçim kaybettim. Değil sokağa çıkmak, pencereden bakmam. Saçmalama baba. Sen bu apartmanı 20 yıl yönettin. Onun gururu yeter sana. Yönetmişim de bir yangın söndürücü almayı akıl edememişim. İşte buldum layığımı. Geldiler aldılar elimden. Hem apartmanımı hem pasajımı. Kaldım böyle ortada caz çallak. Şu ne şu? Bu. Dedim ya baba, o geçen seneki takvimin çiviyiz işte. He. Ben onu takvim al dedim, almadım hala. Tembel bu, tembel. Ama ben adam edeceğim onu. Efendim, İsmet Hanım geldi, sizi görmek istiyor. Değil mi Esin'de? Benimle dalga geçecek. Seçimleri kaybettiğimi yüzüme vuracak. Evde yok de. Evde dedim. Şimdi çıktı de. Çıksanız görürdü. Pencereden atladı de. Abes olur. Baba, eninde sonunda yüzleşeceksiniz. Git, ne diyorsa desin. Hadi. Silmeye devam et. Edeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden geldiniz? Üç gündür yoksunuz ortalıkta. Merak mı ettiniz? Ben sizi merak edeceğim. Ben beşinci kocamdan beri hiçbir erkeği merak etmedim. Ha, siz de üç gün ortalarda görünmeyip sizi merak etmemi sağlayıp buraya ayağınıza meraktan geleceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Niye geldiniz o zaman? Bunu söylemeye geldim. Asla gelmeyeceğimi. Peki, teşekkür ederim. Bunu söylediniz. Artık gidebilirsiniz. Bir de şu konuyu söylemek isterim. Bu apartman yönetici... Aa, tabii tabii tabii. Bekliyordum zaten. Buyurun. Buyurun efendim, geçin dalganızı. Evet, düşündüm de... bu apartmanı yıllarca yönetmişsiniz. Yöneticiliğini yapmışsınız ve tabii ki bir takım tecrübeleriniz var. Tecrübelerinizden faydalanmak isteriz.
Yani bütün apartman sakinleri. Mesela pasajı Ahmet'le Fahri birlikte yönetiyorlarmış. Hani ne bileyim, biz de onlar gibi bir ortaklık kurup birlikte çalışabiliriz. İki yönetici. Anladım ya, bir dakika. Eş başkan mı olalım istiyorsunuz? Hiç boşuna heveslenmeyin. Başkan olabiliriz ama eş asla. Ben o defteri çoktan kapattım. Ben sizden önce kapattım. Ben 15 yıl önce Nadidem gözünü kapattığında kapattım. Sizin gibi 5 kere kapatıp açmadım. Benim hiçbir kocam benimle mutluyken ve huzurluyken vefat etmedi. Eğer ben de rastlasaydım öyle birini açmazdım bir daha. Herkes sizin kadar şanslı değil. Bulana kadar aramaya devam ediyor. Ama artık o defteri tamamen kapattım. O defteri kapattım ve bunu açtım. Evet. Şimdi siz apartman yöneticiliğine katkıda bulunmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız lütfen bu dosyayı alın, inceleyin, fikirlerinizi ilave edin ve birlikte çalışmaya başlayalım. Yalnız lütfen biraz acele edin, çünkü apartman bizden hizmet bekliyor. Çayın hazır hayatım. Ayşegül, babandan kurtuluyoruz. Bu ne biçim laftan kurtuluyor? Şşt, yani kurtuluyoruz diyorsan. Sevgili, kurtuluyoruz diyorsan, o ne o? Bu ne bu? Şu ne şularından kurtuluyoruz. Anlatabiliyor muyum? İsmet Hanım babana yöneticilik teklif etti. İsmet Hanım babama. Babam hayatta kabul etmez onunla çalışmayı. Etmek zorunda. Ettirmek zorundayız. Babana oyalanacak bir şey bulmazsak, bir gece uyurken döndüğümde benim elim senin koluna değdi diye baban namussuz ırz düşmanı diyerek lök diye duvarı delip benim gırtlağıma sarılacak Ayşegül. İsmet Hanım'ın da babama bu apartmanı birlikte yönetmeyi teklif etmesi bir enteresan. Doğru ya. Vallahi. Yani kalkıp gelmeler. Yok efendim işte beraber çalışalım demeler falan. Yani İsmet Hanım'ı tanımasam babandan hoşlanıyor diyeceğim ya. Yok daha neler. Ve de diyorum. Ne diyorsun? Evet. Ve bunu sana kanıtlayacağım bebeğim. Nasıl? Bana bir tane babanın fotoğrafını bul. Bir de İsmet Hanım'ların balkonuna çıkacak bir yol. Evet. Ne? Evet. Ayşegül. Efendim baba. Kızım ben bu dosyayı okuduktan sonra İsmet Hanım'a bir götürüver. Benim notlarıma bir baksın. İsmet Hanım'ın yöneticilik teklifini kabul mü ediyorsun? Apartmanı tek başına onun ellerine bırakamam. Yapılacak çok iş var. Tek başına altından kalkamaz o. Benim çok çalışmam lazım. Efendim öyle bakmayın lütfen. İnanın ben şu anda çok mutsuzum ve çok üzgünüm. Tam da diyordum ki ne güzel Reşat amca artık bundan sonra bol bol evde olacak. Birbirimizi çok daha yakından tanırız. Çok daha fazla zaman... Hiç heveslenme. Seni uzaktan tanımak tanımaların en güzeli. Gerçi bunların hiçbiri olmasa daha da iyi olacaktı ama. Neyse. Ayşegül, sen apartmanla uğraşma, daha çok bizim yanımızda kal diyorsan vazgeçebilirim ben bu işten. Olur mu öyle şey baba? Sen zaten hep bizim yanımızdasın. Sana nasıl kanıtlayacaksın İsmet Hanım'ın babama zaaf olduğunu? Çok basit. Şu bana verdiğin babanın fotoğrafı. Evet. Evden çıkarken bu fotoğrafı usulca sehpanın altına bırakacağım. Sonra da atletik vücudum sayesinde, omuzlarım geniş. Gördüm evet. Bizim balkondan İsmet Hanım'ın balkonuna tırmanacağım. Ve İsmet Hanım'ı gözlemleyeceğim. Ona gözlemleme denmez. Röntgenleme denir. Aa, ama teessüf ederim Ayşegül'cüğüm. Rica ederim ya. Tamam. Son 2 aydır bazı konularda sıkıntılıyım.
Ama henüz o kadar sapıtmadım ben. Fakat sınırdayım. Onu da söyleyeyim yani yeri gelmişken. Aman hemen lafı oraya getir, döndür dolaştır. Neyi gözlemleyeceksin? Şöyle, İsmet Hanım'ın tepkilerini gözlemleyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Bakalım fotoğrafı bulduğu zaman hemen yırtıp atacak mı? Yok efendim, iç geçirip bakacak mı? Hemen geri mi getirecek yoksa yakasına takacak mı? Böylece bu sayede babana zaafı olup olmadığını anlarız. Bir şartla izin veririm. Nedir? Ben de geleceğim. Sevgilim mümkün değil ya. Sen o balkondan o balkona tırmanamazsın. Ben riske edemem böyle bir şeyi. Hayatım, benim kocam eğer bir kadını gözlemleyecekse ben çatıya bile tırmanırım. Kıskanıyorsun sen beni. Ne alakası var canım, saçmalama. Çaylarımızı getirdim canım. Aa, zahmet oldu size. Ah ne zahmeti Ayşegül'cüğüm, ne zahmeti. Sen benim hayatımı anlatan koskoca bir kitap yaz. Ben sana bir çay demleyeyim, zahmet olsun. Olur mu öyle şey? Şöyle koyalım. Buyurun burada çayınız sizin. Ayşegül'cüğüm vallahi. Çok teşekkür ediyorum bana dosyayı getirdiğin için. Ne demek, bir şey değil. Bunu getirdiğin için de teessüf ediyorum sanırım. Biliyorsun bu evde erkek görmekten pek hoşlanmıyorum. Neyse artık olmuş. Demek ki baban teklifimi kabul etti. Evet, notlar da aldı, bir okusun dedi. Sonra konuşuruz dedi. Sonra konuşuruz dedi. Evet. Telefonda mı? Yüz yüze mi? Tamam. Hayır, yani bu vesileyle benimle sık sık buluşup konuşmak gibi bir niyeti varsa mesafe koyarım, onu söyleyeyim. Ama tabii bazı konuları da uzun uzun telefonda konuşup tartışmak gerekir. Artık apartmanımızın selameti için elimizden ne geliyorsa yapacağız tabii. Doğru. Tangut hadi bize müsaade artık. Canım niye öyle hemen erken kalktın? Sonra içeriz biz çayları artık, müsaadenizle. Tabii. Hiç rahatsız olmayın, notlarınızı okuyun. Güzel güzel, zaten sonra bol bol konuşacağız değil mi? Tabii tabii, konuşacağız her şeyin için. Tabii canım. İsmet Hanım iyi günler. İyi günler, iyi günler. Nasıl özlemişim şu dizileri, masaya yatırdığımız komşu ziyaretlerini. İyi ki İsmet Hanım televizyonumuzu tamir etti. Yoksa katılamayacaktım o sohbetlere. Hani en son şu arabanın çarptığı kız vardı ya. Hapse mi girdi? Nereden bildin? Bir o eksikti anneciğim. Zarlaması için onu senet girelim. Dosyayı verdik baba. Teşekkür ederim kızım. Ne dosyası? Anne İsmet Hanım bana apartmanı birlikte yönetmeyi teklif etti. Kabul ettin mi sen de? Ettim. Çok güzel. Desene bundan sonra ikiniz birlikte çalışacaksınız barış ve huzur içinde. Evet. Ta ki bir açığını yakalayıp ayağını kaydırana kadar. Yok ya İsmet Hanım. Yok, buyurun geçin içeri. Şöyle geçelim. Buyurun buyurun Emineciğim, buyur şöyle. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Hayır. Hayırlı bir iş için geldik. Monika kızımız yok mu? Monika uyuyor içeride. Uyandır İsmet Hanım, uyandır. Gelsin de bir kayfa yapsın bakalım bize.
Mustafa, ne dikiliyorsun orada kabak ağacı gibi? Versene çikolatayla çiçeğe İsmet Hanım'a. Evet. O zaman ben gidip uyandırayım Monika'yı. Monika! Monika! Yahu baba, yapma, gözünü yiyeyim ya. Rezil oluyor. Eş, dost, akraba, hemşehriler bizi aradığında kimdi senin oğlanın kolundaki kız dediklerinde? Bizim oğlanın gofreti mi diyeceğiz? Ama ne gofreti ya? Göfret deniyor ona. Ne? Göfret. Bizim lügatımızda yok öyle bir şey. Göfret. Ne olursa. Ne olur ya. Gıcık beni düşün, ne olur ya. Ben seni düşünmüyorum. Ben o kızın şerefini, namusunu düşünüyorum. Senin kolunda görecekler. O yüzük yok, bir şey yok parmağında. Ne diyecekler? Ne? Yüzüğü takacaksın. İstediğin yere gidin. Abo! Ne yemin o ya? Aa, bak sen. Fanın altında ne buldu? Şiş, adam resmi burada ne arıyor? Ya bunlar burada ne filmler çeviriyorlar? İsmet Hanım gördüğümüzü görmesin. Sok bir yere. Dur, bir yere koy. Şuraya. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ah, uyandırdım Monika'yı, gelir şimdi. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şeyleri bir şey. Deriz. Ne demek? Evet. Efendim, daha nasılsınız? İyi. Havalar sizde. Ah, evet tabii. Reşat Bey'le olan durumu diyorsunuz herhalde. Vallahi bilmiyorum. Bakalım, bir deneyeceğiz tabii. Artık yürütebilirsek ne ala. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Eline sağlık kızım. Tuz atmadın inşallah. Tuz mu? Pardon, ne tuzu? Adettendir. Mesut, ne iş, ne oluyor? Şimdi bak, birazdan olacak şeyleri sakın ciddiye alma, tamam mı? Efendim, gelelim sebebi ziyaretimize. Şimdi İsmet Hanım, bizim çocuklar, bizim Mustafa, bizim Monika tanışmışlar, görüşmüşler, anlaşmışlar. Şimdi bunlar genç tabii. Gezmek, tozmak isterler değil mi? Ama burası İstanbul. Olur mu hiç? Ya bir gören olursa? El alemin ağzım torba diye kim üzesin? Laf ederler. O yüzden yok ki yani. Gençleri gezip tozarken gözümüz arkada kalmasın. Huzur içinde gönderelim gençleri değil mi? Sizin de gönlünüz rahat, bizim de gönlümüz rahat olsun. İşte bu sebepten diyor ki... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Sizin Monika'yı bizim Mustafa'ya istiyor. Ha, evet. Aa, evet, Ahmet, Emine ve Mustafa. Sizleri severim. Çok ince düşünmüşsünüz, sağ olun. Ama böyle bir şeye izin veremem. Daha Monika 18 yaşında. Canım, biz de hemen şimdi bugün olsun demiyor ki. Siz ne zaman arzu ederseniz. Ah canım. Tabii yalnız kalmaktan korkuyorsun değil mi? Kızını da çok seviyor, dayanamıyor ayrılığı. İsmet Hanım, yani isterseniz 5 sene, isterseniz 10 sene... siz ne zaman arzu ederseniz o zaman olsun. Yani şunları takalım parmaklarına, rahat etsinler. Onlar da biz de değil mi? Tabii. Peki yarın öbür gün yürütemediler diyelim, ayrılmak istediler, ne olacak? Ayrılırlar, kader der geçeriz, atarlar nişan, olur biter. Ne? Ay yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey, bu parmak bu. Yüzükleri taka çıkara taka çıkara bakın benimkiler 25 senede yalama oldu. Hayır, kabul edemem böyle bir şey. Vallahi bence madem anlaşmışlar, birbirlerinden hoşlanmışlar, bırakalım arkadaşlık etsinler, görüşsünler.
Hayır, gerek yok yüzüğe müziğe. El alem ne derse desin canım, bize ne? Vallahi çok doğru diyorsunuz İsmet Hanım. Siz madem öyle, öyle olsun. Öyle olsun. Da. Bence de. Ne yapalım? Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Size de hayırlı olsun Reşat Bey'le. Evet. Bakalım, deneyeceğiz artık. Dedim ya, yürütebilirsek. Mustafa. Hadi bakalım. Haydın gaz sağlıcakla. Güle güle Emine. Güle güle. Anneciğim, seni çok seviyorum. Canım kızım, ben de seni seviyorum. Al bakalım çikolatanı çiçeğini, al bakalım çikolatanı çiçeğini. Pek de güzel, aç yeriz sonra. Evet. Reşat Bey. Bakalım. Neler demiş, neler yazmış. Yazmış da yazmış, yazmış da yazmış. Evet. Bakayım. Pek de güzel el yazısı. Tabii eller o kadar güzel olunca yazı da güzel oluyor. Bu ne bu? Allah Allah, niye böyle görgüsüzce koca bir fotoğraf koymuş, vesikalık yetmiyor muydu buna? Özenmiş demek. Şapkası da var, sevsinler. Ne çabuk okudunuz? Okuyamadım. Üçüncü sayfada kalıverdim. Kim olsa kalırdı. Öyle bir sürpriz karşısında. Üçüncü sayfa. Evet. 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 Tabii doğal olarak şu boru meselesi. Herhalde sizin kafanızı karıştırdı biraz. Plastik boru. Bırakın bu boruları Reşat Bey. Bırakın bu boruları lütfen. Neden bahsettiğimi ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ama tebrik ediyorum, çok cesursunuz. Aramızda yaşanan onca gerginlikten sonra böyle bir şeye cesaret etmeniz kelleyi koltuğa almak demek. Doğru, haklısınız. Plastik boru çok pahalı. Kat malikleri karşı çıkacaktır ama ne yapalım, Muhalle Hanım'ın da yıkanması lazım. Pardon Reşat Bey, konuşmamızı boru hattı üzerinden mi yapacağız acaba? Gerçekten çok cesursunuz, inanamıyorum. Aslında gazabından korkuyorsunuz biliyorum. Ama merak etmeyin, eğer öyle bir şey yapacak olsaydım kapıyı açtığınızda üzerinize saldırmıştım. Yani, saldırmıştım derken anladığınız manada değil. Bir fotoğrafla o hale gelecek değilim. Eğer öyle bir şey düşünüyorsanız beni çok yanlış tanımışsınız derim. İsmet Hanım, çok affedersiniz. Ama galiba benim bir soru sormam lazım. Cevabım hayır. İnanamıyorum. Cesaretinize inanamıyorum. Cevabımın hayır olduğunu bile bile sorabiliyorsunuz. Beşinci kocamdan beri kimse bu cesareti gösterememişti. Bakın Reşat Bey. Ya da isterseniz siz bana da bir bardak limonata ikram edin. Tatlı içelim, tatlı konuşalım. İsmet Hanım. İsmet Hanım, bir şey söyleyeceğim. Biliyorum. O fotoğrafı oraya kayınpederim koydu sanıyorsunuz ama... Ama babamın bunlardan hiç haberi yok. Ne olur bir şey yapmayın babama, ne olur. O fotoğrafın orada olma sebebi benim.
Sensiz! Erkekler! Ah siz erkekler! Ne oluyor burada? Yok bir şey. Limonata bardağı elimden kaydı. O sırada da damadınız oradan geçmekteydi. Öyle bir aksilik oldu. Neyse. Ne diyorduk Reşat Bey? Şu boru hattını konuşacaktık değil mi? Evet, evet. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Şey... Konuşalım tabii de... İsterseniz başka bir zaman. Yani daha sakin bir ortamda. Teşekkür ederim. Kat malikleri plastik boruların fiyatını bir görsün, seni topa tutacaklar, topa. Bakalım kalabilecek misin apartman yöneticiliğinde? Kesin hoşlanıyor. Kesin.